Ergün Diler, Derin Değişim. Çıplak gözle bulunduğunuz yerden bakın dünyaya. Kim kimlerle birlikte? Bu sorunun cevabı elbette çok önemli. Ama cevabı bulmak da sanıldığı kadar zor değil. Tek yapılması gereken dikkatli bir takip. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun derin Amerikanın en önemli ismi olduğunu sık sık yazdım. Yaptığı toplantılar, oturduğu isimlere bakılacak olursa gerçek başkan o. Pampeo bir süre önce Çin Politbüro'dan üç önemli isimle masaya oturdu. Detayları yazdım. Orada Çin'i tehdit etti. Dönüşte uçaktan İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bakan Raab da mesajı Kraliçe'ye iletti. Detaylarını aktardığım yazı milattı. O gün bugün Amerika ile İngiltere aynı çizgide fotoğraf vermekte. Mesela Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin, Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik etnik temizlik yapıyor. Bölgede İslam dinini ve kültürünü silmeye çalışıyor. Keyfi tutuklamalar ve nüfus kontrolü uyguluyor. Sessiz kalmayacağız dedi. Hedef Çin olunca Türkler üzerinden ilerlemekte de bir sorun görmüyorlardı. Bir süre geçti. Önceki gün benzer açıklama İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'tan geldi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik korkunç ve iğrenç işkenceler var. Bunu yapan Çin'e karşı yaptırımlar çok daha genişletilmeli. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Bu iki cümle bile Çin'e karşı alınan tavrı anlatmak için yeterli. Devam. Tarihte önemli olaylar önemli kırılmaları beraberinde getirdi. Uzun yıllar Amerikan kapitalist sisteminin tek güç olması için organize edilen tiyatro saldırılar gerçekleştirildi. Bu operasyonların üçü çok ama çok özeldir. 1898 Maine, 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırıları. Maine'de Pearl Harbor'da 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri içinde hazırlanan ancak Amerika'ya saldırı gibi gösterilen çok ama çok iyi kurgulanmış operasyonlardı. Çok kişi hatırlamaz ama Küba 1895'te bağımsızlık istedi. Yola çıktı, İspanyollar gelip acımasızca müdahale etti. Bu baskı Amerika basınında büyük yer edindi. Halkın desteği istendiği için manşetlerde Küba vardı. Amerikan vatandaşlarını korumak için Havana'ya savaş gemisi USS Maine'i yolladı. Bir gün bilinmeyen nedenle bu gemi batırıldı. Amerika savaşın içinde kendini buluverdi. İspanyollar direnemezdi. Derin planla Amerika etkisini ve sınırlarını genişletiyordu. İkiz Kule ve Pearl Harbor da böyleydi. Sonuçlarına bakılınca zaten amacın ne olduğu görülmektedir net. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması, 1992'de Balkanlar'da başlayan savaş ve sonucunda yeni ülkelerin meydana gelmesi gibi 1. ve İkinci Dünya Savaşı da Amerika Birleşik Devletleri için organize ediliyordu. Tüm bu olayların ardından önemli gelişmeler yaşanıyordu. Dünyadaki değişim oturduğunuz yerden görülebiliyordu. Koronavirüs de bu nedenle sahaya sürüldü. Covid-19'un etkisi tam olarak istenilen düzeyde değil. Koronavirüs planı da Amerika Birleşik Devletleri içinde hazırlanırken geçmişteki kırılmalar gibi etkisini elbette daha sonra gösterecek. Yeni anlaşmalar, yeni ittifaklar, yeni iş adamları, yeni liderler ortaya çıkacak. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bunu göremiyoruz. Bu da doğal. Hiç görülmedi zaten. Amerikan İç savaşı sırasında 22 Aralık 1862 tarihli 100 dolarlık banknot tarihi bir adımdı. Dolar dünya para birimi oluyordu. O banknotta pamuk tarlasında çalışan kölelerin fotoğrafı vardı. Dolar yeni tahtına kuruluyordu. Şimdi 158 yıllık güç artık yerini başka bir para birimine bırakacak. Dolar da değişecek yeni adını alacak. Elbette patron yine Amerika Birleşik Devletleri olacak. Bu yeni parada da aynı pamuk tarlasında çalışan kölelere benzer bir mesaj olacak. Dijital para ama elbette bir fotoğraf, bir küresel mesaj yer alacak. Değişim Amerikan merkezli başladığı için korona sonrası pek çok ezber bozulacak. Büyük kırılmaların ne getirdiğini az önce 3 örnekle aktardım. Buradaki savaşta para için, ticaret için, enerji için, tek patronluk için Derin Amerika tek kutuplu bir dünya istiyor. Ancak her ülke gerekli olduğu kadar Amerikan sistemine dahil edilecek. Derin Amerika Londra'yı da bir daire içine alıyor. Bunun için öncelikli olarak bazı istihbarat örgütlerinin Derin Amerika'nın kontrolüne geçmesi gerekiyordu. Trump'la Derin Amerika karşı karşıya gibi görünse de 2017 Ocak ayından itibaren istihbarat örgütleri Derin Amerika'nın kontrolüne geçti. CIA FBI, NSA, IRS, OICI, INA, INR ve TFI gibi en önemli istihbarat örgütleri tamamen derin Amerika tarafından yönetilmeye başlandı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşaması için çok önemli bir adımdı. Bununla terörden yabancı istihbarat kurumlarına karşı koymaya, finansal operasyonlardan vergi kaçırmaya, uyuşturucudan kara paraya kadar her şey Washington'ın radarına giriyordu. Çok önemliydi yani. CIA, FBI, NSA, IRS, OICI, INA, INR ve TFI. Londra'daki aileler tarafından etki altında kalıyordu. Sistem böyle kurulmuştu. Özellikle Bill Clinton ve Barack Obama döneminde istihbarat örgütleri Londra'ya bağlandı. Bir anda Londra'nın elindeki koz gitti. Amerika üzerinden dünyanın her noktasını izleyen, her ülkede operasyonel adım atabilen koz elden uçtu gitti. Başkan Trump Londra ve Moskova ile birlikte yürümek istiyordu. Bu doğru ancak Trump Derin Amerika ile savaşırken bunu ortalıkta yapmaya başladı. Derin Amerika Trump'ın pimini çekmek isterse memuru Bolton'u kullanmaz. Çok kolay bir şekilde bunu yapabilir. Hala Trump'ın %100 dönüşünü bekliyorlar. İkiz kuleleri vuran donanmasını Pearl Harbor'da sulara gömen bir akıldan söz ediyorum. Derin Amerika her ülkeye özel bir fahri vali atadı. Birleşmiş Milletler üyesi 198 ülke içinde valiler göreve başladı. Hepsi valisi olduğu ülkenin tüm dehlizlerini bilen isimler. Bu liste derin Amerika'nın 12 yıllık bir çalışmasıydı. Hepsi de göreve başladı. Hem de çok önemli adımlar atarak. Özellikle Afrika kıtasındaki valiler çok önemli adımlar attı. Afrika'da Amerika Birleşik Devletleri çok ama çok öne çıktı. Afrika'da büyük darbe alan Fransa'nın Libya'da var olma çabasını görüyoruz. Çünkü Afrika derin Amerika tarafından yönetilirse Fransa da Rothschild ailesinden kopar. Bir taşla birden fazla kuş yani. Derin Amerika bunu bildiği için Afrika'yı öne aldı. Dünyanın her noktasını saran koronavirüs, Derin Amerika'nın etkin olduğu Afrika ülkelerinde neden yok? Ya da neden sessiz? Güney Afrika, koronavirüsün en çok hissedildiği ülke. Ancak Güney Afrika Londra'daki ailelerin ülkesi olduğu için özenle koronavirüste hedef seçildi. Önümüzdeki ay çok önemli olaylar göreceğiz. Avrupa'da, Asya'da çok ciddi etkilenecek, Orta Doğu'da büyük değişimler olacak, birçok kral yerini veliahtlara bırakacak, bunu görmek zor değil. Koronavirüs sonrası değişim hala tamamlanmadı. Hatta yeni başladı. İzleyin görün. Sonrasını yazarız zaten gündiler Takvim Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluklarını taşımak kolay mıdır? Eğer sırtınızda yumurta küfesi yoksa atıp tutarsınız. Ülkeyi yönetenlerin sürekli hata yaptıklarını söylersiniz. Hatta daha ileri gidip bizim Doğu Akdeniz'de veya Suriye'de ne işimiz var ki diye söylenirsiniz de. Yakın tarihin biraz derinine baksanız kimlerin nelerle karşılaştıklarını görüp şaşırabilirsiniz. Örneğin Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümünde bu nedenle Türkiye'nin ve o dönemdeki Başbakan Ecevit'le Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın neler yaşadıklarını hatırlıyor musunuz? Bu harekat sonrasında Amerika'nın Türkiye'ye ambargo uyguladığını ve bu ambargonun 12 Eylül darbesi sonrasında Rogers planıyla sona erdiğini hatırlıyor musunuz? dost ve müttefik Amerika ile Türkiye'nin neler yaşadığını hiç düşündünüz mü? Örneğin Abdullah Öcalan'ın Amerika tarafından Türkiye'ye teslim edilmesiyle aynı yıl, yani 1999'da Fethullah Gülen'in Amerika'ya gidip yerleşmesi arasında acaba bir ilişki yok mudur? Mesela siz ilkokul mezunu bir vaizin deha sahibi olduğuna inanırken FETÖ'nün global ölçekte bir Amerikan projesi olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ya Cavit Çağlar araya girip Putin'le Türkiye'nin arasını düzeltmeseydi? Veya Amerika önce PKK'yı sonra da PYD'yi desteklemeseydi? Türkiye'nin terörle mücadele etmesi gerekir miydi? Kendinizi şu anda Türkiye'nin sorumluluğunu sırtında ve yüreğinde taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine koymayı deneyin. Ve bu sorumlulukları taşıyan Erdoğan'ın hiç sorumluluk duymayan CHP'lilerin söylemlerini dinlerken neler hissettiğini bir tahmin edin. Önümüzde Libya sorunu, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği gibi sorunlar yanında 2023'e kadar bitirmeye kararlı olduğumuz altyapı projeleri var. Ve bu arada on binlerce 15'te muslanığına kucak açıp sığınma hakkı tanıyan Avrupa ülkelerine, Türkiye'de demokrasinin sağlık içinde olduğunu anlatacak. Bütün bu durumları derinine hisseden bir insan bunalıma girebilir. Ama Cumhurbaşkanı beden ve akıl sağlığını koruyarak sorumluluklarının gereğini yapmak zorunda. Mehmet Parlas sabah